Sevgili izleyiciler, şimdi sizleri Van'ın yine Erciş ilçesine götüreceğiz. Erciş ilçesinde husumet barışla sonuçlandı. Erciş'te bir ay önce iki aile arasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavga çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Kavganın ardından başlayan husumet sona erdi. Ve selamun alel murselin ve selametun alel hadirin ila yevmiddin. Erciş'te husumetli aileler barıştırıldı. Bir ay önce iki aile arasında çıkan ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumet sona erdi. Husumetin sona erdirilmesi için barış programı düzenlendi. Kanaat önderleri Murat Demir ve Selahattin Çetin'in girişimleri sonucu düzenlenen barış programına kanaat önderleri AK Parti ilçe başkanı Nedim Sağlam, Erciş ilçe müftüsü Abdullah Bora ve husumetli aileler katıldı. Amin, amin ya mu'in ve selamun alel murselin. Programda konuşan emekli imam Selahattin Çetin, kötülüğe yol verilmemesi gerektiğini belirtti. Halkım için, memleketim için, bayrağım için savaşan bir insanım. Sürekli bu memlekette belki yüzlerce barış yapışımdır. Barışlara devam edeceğim. İki büyük aşiretin barışı için çaba gösterdik el birliğiyle ve yaralı olan gençlerin babalarıyla birlikte akrabayız. Biz bu barışı bu şekilde bitirdik. Hayırlı olsun. İnşallah barışlarımıza devam edeceğiz. Program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, aile fertlerinin barışması ve yemek yenilmesiyle son buldu. Keşke kavgalar olmasa, barış da olmasa, hep barış içinde yaşasak. Yani sevgili izleyiciler, ne kadar pişman oluyoruz. Kaybettiklerimiz bizim utancımız değil mi? Kaybedilen insanlar bizim cehaletimizin sonuçları değil mi sevgili izleyiciler? Utanılacak bir hayatın sonucunu hiç empati kurarak düşünemiyor muyuz? Sevgili seyirciler, hakikaten çevremizde herkesi uyaralım, herkesle konuşalım. Bu kan davası cehaletinden vazgeçelim. Bir, iki, bir insanın bir insana kıymasından daha kötü ne olabilir? Sorgulamasını yapmamız gerekiyor. Kendimize soru soralım. Bir insan neden bir insanı öldürür, içini acıtır? Hem bu dünyamızı hem ahiretimizi yıktığımızın hiç hesabını yapmıyor muyuz? Bu nasıl bir cehalet? Bu nasıl bir gözü dönmüşlük? Neden bu duruma geldik? Bunun sorgulamasını yapmamız gerekiyor. İnsan olarak gerçekten insanlığımızı sorgulamamız gerekiyor. İnsan biri asla bir başkasını öldürmez. İnsan olan bir insan bir başkasını öldürmez. Öldürmemeli. Dolayısıyla sevgili izleyiciler, şartlar ve koşullar ne olursa olsun bizler hep barışı, hep kardeşliği öngörmeliyiz. Barışı tesis eden topluluklar olmalıyız. O nedenle hep diyoruz ya, barış hükümlerin efendisidir sevgili izleyiciler. Gerçekten en güzel hüküm barıştır. Barış esenliktir. Barış insanlığın yeryüzünde yayılmasının öyküsüdür. Dolayısıyla barışı mutlak surette istemeliyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar barış arzulamalı. Ve bu nedenle Van halkının özellikle bölgede törelerimiz bizleri perişan ediyor. Töreye kurban giden, cehalet töresine kurban giden birçok yanlış husumetler var. Özellikle bunu dinsel jargonlarla süsleyen çevreler var. İşte din emrediyor namus davası, bunu öldürün diyor. Din emrediyor kan davası, bunu öldürün diyor. Ve bunu İslam'la kılıflandırarak İslam'ı da bu toplumda kötülüyorlar. Batı'dan, dışarıdan İslam'ı hiç anlamayan insanlar diyor ki, İslam buysa asla böyle bir dine ben girmem diyor. Çünkü hak bir din, doğru bir din. Kan davasını kabul etmez, cinayeti kabul etmez, ölümü kabul etmez diyor ve bizler de ne yapıyoruz sevgili izleyiciler?
Diyoruz ki İslam aslında barış kökünden, selame kökünden gelen bir dindir. Ve biz kendi dinimizin bile değerlerini, jargonlarını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu toplum bu dini gördükten sonra İslam'dan da uzaklaşıyor. Ve en kötü olan bu yapılan cehaleti, töre cinayetleri, namus cinayetleri, kan davası meselelerini bu toplum, başta bölgemiz olmak üzere, İslam'ın böyle bir cevaz verdiğini düşünerek yapıyor ki, işte iş kaynağından, din gerçek kaynağından, Allah'ın kitabından öğrenilmeyince hal böyle oluyor. Başka habere gidiyoruz. Çok üzüldüğüm için bunun üzerinde saatlerce konuşmak istiyoruz. Yıllardır bu kan davası, husumetlerle ilgili yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Birileri buradan besleniyor. Allah aşkına artık uyanalım. Bu kan davası illetinden vazgeçelim. İçimiz yanıyor, bütün çevremizde bunlar var. Bir insanın hatasını bütün aile ödüyor. Bir insan büyük bir bataklığa gömüyor kendisini, bir cehalete kurban ediyor. Bütün topluluklar, aile, çevre, akraba, hatta işte aşiret gibi bir cehalet olayımız da var, aşiretçilik gibi. Bir aşiret, bir insanın hatasının cezasını ağır ödüyor. Bundan içimiz yanmalı, bu cehaletten artık vazgeçmeliyiz.